şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Türk sanat müziği, gür seslerin kendini gösterdiği değerli bir mecra. Birçok usta isim Türk sanat müziği ile kendini göstermiştir. Bunlardan biri de şüphesiz Nesrin Sipahi. Çalışmaları ve sesiyle o kadar çok beğenilmiştir ki ülkemizin devlet sanatçıları arasında yer almayı başarmıştır. Ancak her başarılı yaşamın arkasında zorluklar olduğu gibi Nesrin Sipahi'nin hayatı da toz pembe geçmemiştir. İşte Nesrin Sipahi'nin acı dolu hayatı. Nesrin Sipahi 1934 yılının Kasım ayında İstanbul'un Yeşilköy semtinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı bir ailenin kızı olan Sipahi, eğitim hayatına Yeşilköy İlkokulu'nda başladı. Ardından Bakırköy Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Sanata olan özel bir ilgisi vardı. Bu ilgi ailesinin de dikkatini çekti. Ardından kızlarını sanat okuluna yazdırdı. Nesrin Sipahi burada bir süre moda ve biçki dikiş eğitimi aldı. Bir yandan da İngilizce öğrenmek için Amerikan okuluna gitti. Ailesi Nesrin Sipahi'nin sanata olan ilgisini anlamıştı ama yeteneğini tam olarak fark edemedi. Sipahi dikiş nakış işlerini değil şarkı söylemeyi seviyordu. Bu yüzden önce batı müziği ardından şan dersleri almaya başladı. Müzik alanında aldığı her eğitimde Nesrin Sipahi'nin Türk sanat müziğine olan yeteneği görülmeye başlanıyordu. Bu yeteneği ilk fark eden ise Ahmet Nuri Can Aydın oldu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda Sipahi'nin güçlü sesini keşfetti ve desteğini esirgemedi. Nesrin Sipahi'nin hedefleri büyüktü. Yeteneğinin farkındaydı. Zaten usta isimler tarafından keşfedilmişti. Durmaya niyeti yoktu. Daha fazla eğitim almalı, çalışmalı ve herkese kendini göstermeliydi. Hedeflerine ulaşabilmek için Şerif İşli'den dersler almaya başladı. Bu sırada İstanbul Radyosu'nda bazı programlara çağrıldı. 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nun sınavına katıldı. Sınavı başarıyla geçerek TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. Nesrin Sipahi artık bilinen isimlerden biri olmuştu. Magazin dünyasıyla değil, yeteneği ve aldığı eğitimleriyle tanınmıştı. Bu yüzden birçok isim önünü kesmeye çalıştı. Ancak Sipahi'nin pes etmeye hiç niyeti yoktu. Ailesi Nesrin Sipahi'ye olan desteğini hiç kesmedi. Ağabeyi tiyatro sanatçısı Nihat Akçan ve o zamanki eşi Yıldız Kenter radyo kariyerinde kendisini teşvik etti. Ankara Radyosu farklı bir kapı açtı. Radyoda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim veren hocalardan dersler aldı. 23 Ocak 1957 yılında Hasan Aldemir Sipahi ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. Aynı yıl Odeon Plak şirketinden Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım adlı ilk plağını çıkarttı. Bir süre sonra başarılarla dolu hayatına anneliği de kattı. Evliliğinden iki erkek çocuğu oldu. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat beni. Sesiyle ün kazanmış Nesrin Sipahi'nin artık farklı yeteneklerini de gösterme zamanı gelmişti. 1965 yılında Kalbimdeki Serseri isimli müzikli filmde oynadı. Başrolünü Tamer Yiğit'le paylaştı. Böylelikle oyunculuğunu da göstermiş oldu. Nesrin Sipahi'nin bilinen özelliklerinden biri de koyu bir Fenerbahçeli olmasıydı. 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübün bilinen ilk marşını yani Yaşa Fenerbahçe'yi söyledi. Müzik kariyerinin uzun bir döneminde gazinolarda az solistlik yapan sanatçı 1968 yılında tarzının dışına çıkmaya karar verdi. Bebek ve Arkadaşımın Aşkı isimli şarkısını popüler müzik tarzında çıkardı. Farklı tarzı birçok kesim tarafından çok beğenildi ve dünya çapında tanınmaya başlandı. 1970 yılının Haziran ayında o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de ilk konserini verdi. Ardından Nesrin Sipahi uzun bir süre konserlere ara verdi.
21 Ekim 2016 yılında, yani 25 yıl sonra Cemil Rey konser salonunda konser verdi. Konser sırasında sanatçının doğum günü kutlandı. Müziğe yaptığı katkılarından dolayı da 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne layık görüldü. 9 Şubat 2017 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Yıllar sonra aldığı ödüller ve gördüğü ilgi Nesin Sipahi'yi çok etkilemişti. Çünkü başarılı ve güzel gibi görünen hayatının iç yüzünü kimse bilmiyordu. Yıllarca emek vermiş, işiyle gündeme gelmek istemiş ve özel hayatını gizli tutmuştu. Oysa ilk evliliği mutlu gitmemiş ve belli bir süre sonra boşanmıştı. Gazinolarda as solist olarak çalıştığı zamanlarda Zeki Müren gibi ünlü isimler tarafından önü kesilmeye çalışılmıştı. Çünkü ünlü isimler çıktıkları gazinolarda başka isimlerin olmasını istemiyordu. Yorulmuştu artık Nesin Sipahi. Artık ön planda değil, arka planda çalışmalarını devam etmek istiyordu. Öyle de yaptı. Ancak yıllar sonra aldığı ödüller kendisini çok duygulandırmıştı. Döneminde önü çok defa kesilmeye çalışılsa da şimdi değeri biliniyordu. Bergen filmi vizyona çıktıktan bir süre sonra Nesin Sipahi ile röportaj yapıldı. Röportaj sırasında fikirleri sorulduğunda "Bergen'i Ankara yıllarından tanıyorum. Onu çok sempatik buluyorum. Ancak kendi hayatımın film olmasını istemem. Özel hayatım bana aittir. Neden deşifre edeyim? Benden sonra çocuklarım yaparsa bilemem. Ben öteki tarafta olacağım. Ben hayatta olduğum sürece istemiyorum. Yakında kitabım çıkacak. Bazı şeyleri anlattım, bazı şeyleri anlatmadım." cevabını verdi. Her ne kadar hayatı ve yaşadıkları hakkında bilgi vermek istemese de, röportaj sırasında yaşadıklarını anlamak zor değildi. "Sahne aldığınız zamanlarda önünüzü kestiğini hissettiğiniz birileri oldu mu?" sorusunu cevaplamadan önce iç çekti ve bir süre bekledi. Ardından "Evet, Allah rahmet eylesin, sözüm ağır olmasın. Rahmetli Zeki Müren bu işlere çok oynadı. Birisi çıkıp da benim çalıştığım gazinolarda çalışmasın istedi. Ama sağlam olan yine yürütüyordu." sözleriyle cevap verdi. Nesrin Sipahi, döneme damga vuran sanatçılardan biri olarak yeniden şarkılar söylemeye hazırlanıyor. 50 yıl önce seslendirdiği Bebek şarkısını yeniden yorumladı. 12 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. Kendini çok mutlu ve heyecanlı hisseden Sipahi, hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.